Büyük Fransız yazarı Romain Rolland, 1921 yılının Ocak ayının ilk günlerinde bir mektup almıştı. Mektup, Nice hastanesinden gönderiliyordu. Boğazını keserek kendini öldürmek isteyen birinin üzerinden çıkmıştı. Yaralının yaşama umudu hemen hemen yok gibiydi. Kendini öldürmeye çalışmadan önce çok saygı duyduğu bu yazara ithafen bir şeyler karalamıştı. Büyük yazar, hemşirelerin sayesinde aldığı mektupla ilgili olarak daha sonra şunları yazacaktı. Okudum ve tanık olduğum üstün yetenek karşısında şaşkına döndüm. Sanki ovada esen yıkıcı bir rüzgardı. Resmen Balkan ülkelerinin yeni Maxim Gorki'siydi. Onu kurtardılar. Kendisini tanımak istedim. Mektuplaşmaya başladık. Dost olduk. Romain Rolland onunla ilgili yazısını şöyle sürdürüyor. Adı Istrati'dir. 1884 yılında Romanya'nın İbrail Liman kentinde doğmuş biridir. Babası bir Rum kaçakçısıdır. Istrati babasını hemen hemen hiç tanımamıştır. Çünkü babası o çok küçükken gümrük kolcuları tarafından öldürülmüştür. Çok sevdiği annesi de bir Roman köylüsüdür. Istrati annesini çok sevmesine karşın serüven tutkusu üstün geldi ve 12 yaşında gurbete gitti. Çünkü dünyayı tanımak ve bütün yüreğiyle sevmek istiyordu. Güneşten yanarak, yağmurdan ıslanarak, evsiz, barksız, aç, hasta, yüreğinde kocaman bir tutku koru taşıyarak, yoksulluktan kıvranarak, gece bekçilerinden kaçarak, olağanüstü serüvenlerle, yorucu işlerle, gezilerle dolu 20 yıllık bir serüvene çıktı. Hemen hemen bütün meslekleri denedi. Kahve garsonluğu, pastacılık, çilingir, kazancı, makinist, el işçisi, kazmacı, hamal, uşak, ilancı, tabelacı, boyacı, gazeteci, fotoğrafçı ve dahası. Parasız pulsuz, gemilere gizlice girerek ve yakalandığında ilk iskelede karaya atlayarak, kaçarak, kimliksiz ve pasaportsuz bir şekilde Mısır'ı, Suriye'yi, Yafa'yı, Beyrut'u, Şam'ı, Lübnan'ı, Doğu'yu ve Batı'yı dolaştı. Istrati'nin ilk romanı Kira Kiralina'ydı. Ön sözünü Romain Rolland yazmıştı. Istrati bütün romanlarını Fransızca yazmıştır. Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında Arkadaş, Sokak Kızı, Akdeniz, Angel Dayı, Baraga'nın Deve Dikenleri, Uşak ve Sünger Avcıları gibi kitaplar var. Istrati 1929 yılında devrimci hareketlerin etkisine kapıldı ve Rusya'nın davetiyle Komünist Parti'nin çağırmasıyla Rusya'ya gitti. Orada başka insanlar tanıdı. Orada politikanın bir kurtuluş amacı olamayacağını anladı. Eşitlikle alakalı bir takım fikirlere kapıldı ve bütün romanlarında da açlık, sefalet, eşitlik, hayat şartları, zorluk ve bunları işledi. Ama en önemli teması arkadaşlıktı. Bütün romanlarında arkadaşlık ana unsurdu. Çünkü zor şartlar altında yaşayan, özellikle Balkan savaşlarından sonra bütün ailesi dağılan, Birinci Dünya Savaşı'nda zaten kardeşi, babası, tanıdıkları öldürülen insanlar artık aile olarak bulabildikleri arkadaşlarına sarılıyorlardı. Bir düşünün. Kimsesiz kaldınız. Çorak bir arazide her tarafta bombalar patlıyor. Güvenebileceğiniz tek kişi yakınınızdaki kişidir. Onunla birlikte bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden bütün romanlarında Istrati'nin baş karakterin yanına bir de arkadaş koyması gerekiyor ki bunu yapmıştır zaten. Baş karakterler hep arkadaşlarıyla birlikte bir serüvene çıkarlar. Istrati aslında kitaplarında politikaya, politikacılara, zenginlere, eşitsizliğe yani o günkü dünya şartlarını sağlayan her şeye bir sitemde bulunur. Bütün romanlarında kendi gördüğü, kendi tecrübe ettiği şeylerden yola çıkarak, insanlardan duyduğu hikayeleri de toparlayarak ortak bir figür yaratmaya çalışır. Bu hem gerçek hayattan alıntıdır hem de biraz kurgudur. Özellikle Baraga'nın Deve Dikenleri kitabında sefalet ve zenginlik arasındaki ayrımı açıkça veriyor. Fakirler çok fakir, zenginler çok zengin. Sömürenler gerçekten de halkı iliğine kadar sömürüyorlar. İnsanlar isyan etmenin eşiğine geliyorlar. Devlet dağılmaya başlıyor ve devlet artık kendi köylüsünü, kendi milletini öldürmeye başlıyor ki tarihte gerçekten de bu yaşandı. Romanya'da 11 bin kadar kişi açlıktan, sefaletten öldü veya devletin askeri tarafından öldürüldü. Istrati zaten Baraga'nın Deve Dikenleri kitabını bu insanlara ön sözünde ithaf ediyor. Onlara armağan olarak veriyor ki ben de bu videoda Baraga'nın Deve Dikenleri'nin bir özetini vermeye çalışacağım. Baş karakterimiz Matake. Matake'nin ailesi sürekli taşınan ve oradan oraya göç eden fakir insanlardı. Babası iş güç sahibi biri değildi.
Anlattığına göre kavalını çalarken açlıktan uyuyakalan biriydi. Çocukların bile becerebildiği işleri beceremeyecek kadar sakar, herkesin alay ettiği biriydi. Hatta annesi çalışıp eve ekmek getirirken babası evde çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor, yemekleri yapıyordu. Matake bu durumdan hiç de hoşnut değildi. "Babamın erkeklikle uzaktan yakından alakası yok," diyordu. Ama o dönemde Oltenitalı erkekler genellikle karılarını arkada bırakıp bütün paralarını ot içmeye ve içkiye harcıyor, kumar oynuyorlardı. Erkek dediğinizde akla hayırsız bir tip geliyordu. Halbuki Matake'nin babası bunları yapmamış, karısını ve çocuğunu alıp 5 parasız bile olsa yollara düşmüştü. Dolayısıyla hayırlı bir kocaydı, vefalı bir babaydı da diyebiliriz. Matake ve ailesi bataklıklarda balık avlayarak geçimlerini sağladılar. Kazanlarla, ağlarla balık tuttular ve bu balıkları evde baba tuzladı. 100 kilo kadar balık birikince de bunu yok pahasına tüccarlara satıyorlardı. Sadece birkaç meteliğe, çünkü başka çareleri yoktu. En sonunda anne gizlice gelen paranın bir kısmını saklayarak uzun bir süre daha da fakir bir hayat yaşamayı göze aldı ve birikim yaptı. 100 metelik kadar para biriktirdiğinde zayıflıktan kırılan bir at ve yıkık dökük bir at arabası alabilecek duruma gelmiş oldular. Bu sefer balıkları tüccarlara satmak yerine köy köy bu arabayla dolaşacaklardı. Artık en azından daha fazla kazanacaklardı. Tüccarların elinde sömürülmeyeceklerdi. Bu sefer anne evde oturacaktı, baba ve oğul çalışacaklardı. Ama bunun için önlerindeki büyük ovayı, Baragan'ı geçmeleri gerekiyordu ve koskoca Baragan'ı geçmek kolay değildi. Özellikle de Baragan'ın deve dikenlerini. Zaten kitapta adını buradan alıyor. Bu arada deve dikenleri Romence'de içinden çıkılması zor durum anlamına da geliyor. Baragan geçmesi son derece zor bir ovadır ve yolculuk günler sürmektedir. Evi barkı bırakıp orayı geçmeye çalışmak kolay bir iş değildir. Babası Matake'ye sordu. "Gerçekten gelmek istiyor musun? İstemiyorsan gitmeyelim. Zaten bu beygir dayanmayacak. Boşa uğraşmış olmayalım." Matake büyük bir heyecanla "Gidelim," dedi. "Ne kaybederiz ki?" O "ne kaybederiz"in cevabı belliydi aslında. Mallarını, canlarını, her şeylerini. Bataklıklarda zar zor toplayarak biriktirdikleri, tuzladıkları 300 kilo kadar balığı arabaya yükleyerek yola çıktılar ve o günden sonra Matake bir daha annesini görmedi. Annesi onlar gittikten sonra hastalıktan ölecekti. Babası ileride "Eğer benimle gelmek istemeseydin kesinlikle bu yolculuğa çıkmayacaktım," diyecekti. Ve bu sözler Matake ölene kadar aklından çıkmayacaktı. Ama şimdilik Baragan'ı geçmeleri gerekiyordu. Sonu gelmeyen çorak, dikenli arazide günde 10 kere çıkan tekerlekleri geri takmakla, 100 adımda bir tökezleyip düşen beygiri kaldırmaya çalışmakla, tepelerinde uçan akbabaların sesleri altında ter içinde gidilen bir yoldu bu. Balıklar duruyor, yük ağır geliyordu. Artık 1 kilo fiyatına 20 kilo satıp yükü azaltmaya razıydılar. Yeter ki birileriyle karşılaşsınlar. Hemen elden çıkaracaklardı. Çünkü öbür türlüsü balıkları çöpe atmak zorunda kalacaklardı. Büyük hayallerle çıktıkları bu macera tamamen bir hayal kırıklığına dönüşmeye başlayacaktı. Henüz 12 yaşındaydı Matake. Baragan'a çıkışını serüveninin başlangıcı olarak görüyordu. Tabii ki nasıl bir serüveni olacağından haberi bile yoktu. Hala Baragan'ı geçmeye çalışıyorlardı. Günlerdir hareket halindeydiler. Yolculuğun ortasında arabayı çeken at düştü. Susuzluktan ölmek üzereydi. O esnada şans eseri sonradan görme çingenelerden biri daha modern bir at arabasıyla yaklaşıyordu. Atları da daha dinçti, iyi beslenmişlerdi. Gelen kişi zengin tabakadandı. Balıkların fiyatını sordu, biraz pazarlık yaptılar. 150 kilo kadarını yani malın yarısını satın aldı. Matake ve babası yükün yarısından kurtuldular. Balıklar sayesinde 30 leye kadar da para kazandılar. Ki normalde 150 kilonun ederi bunun 10 katı olmalıydı ama yokluk işte. Yapacak bir şey yok. En azından yükleri azalmıştı. Azalmıştı azalmasın ama at susuzluktan ölmek üzereydi. Matake'nin babası 2 kurşun atımlık mesafeden kovayla su taşıdı.
ata getirip içirdiler ve güç bela devam etmeye çalıştılar. Beygir ve araba öyle kötü durumdaydı ki bir poşta kadar yani 10 kilometre kadar yolu 2 günde anca gidebildiler. Buna rağmen bir süre sonra arabanın 3 tekeri birden çıktı ve devrildi. At da oracıkta öldü. Atın ölümü üzücü bir şey ama bir bakıma da iyi oldu çünkü hayvanın çektiği eziyeti hayal bile edemeyiz. En azından kurtulmuş oldu artık. Geceyi atın yanında geçirdiler ve sabahın ilk ışıklarında kargaların sesleriyle uyandılar. Balıklar ve atın leşi için etraf yırtıcı kuşlarla dolmaya başladığında her şeylerini terk edip tek başlarına yola koyuldular. Allah'tan 3 gün önce o 150 kilo balığı satmışlardı da kasabaya vardıklarında yemek alabilecek paraları olmuştu. Kalan balıkları Baragan'da bıraktılar ve yola devam ettiler. O kalan 150 kilo balığı toplamak kolay değildi. Haftalar almıştı ancak taşıyabilecek imkanları da yoktu. Zaten yolculuk onları yeterince hırpalamıştı ve bir an önce kurtulmak istiyorlardı. Yolculuğa devam ettiler. Sonunda Kalaraşi kasabasına vardılar. Orada her türlü işi yaptılar. Odun keserek günde 10 leye kadar para kazandılar ki bu paraya birkaç gün önce 50 kilo kadar balık satmışlardı. Yani nereden baksanız 2 haftalık emeklerini vermişlerdi. Şimdilik bir handa konaklamalarına izin verildi. Çok geçmeden kazandıkları paralarla Baragan'dan geriye dönüp evlerine gideceklerdi. Matake'nin annesi kim bilir ne durumdaydı. Kadıncağızı uzun süre yalnız bırakamazlardı. 2 hafta kadar çalıştıktan sonra onları oraya kadar götürebilecek birileriyle anlaştılar. Bu sefer bir konvoyla döndükleri için yolculuk nispeten daha rahattı. Lakin evlerine döndüklerinde annenin çoktan öldüğünü öğreneceklerdi. İlk olarak yol üzerinde bir hana uğradılar. Çok yorgunlardı ve eve daha mesafe vardı. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Baba arkadaşlarından birine karısının durumunu sordu. Arkadaşı bir erik rakısı istedi ve rakıyı yere serpti. Bu birinin öldüğü anlamına geliyordu. Baba kim öldü diye sordu. Cevabı belliydi aslında. Nasıl öldüğünü anlattılar. Anne balık temizlerken parmağına bir kılçık batmış, kılçığın battığı yer iltihap kapmış ve 8 gün içinde kocaman bir hale gelmiş. İyi beslenemediğinden de hastalık azdıkça azmış. Köylüler fark edip de hastaneye yetiştirelim derken de kadıncağız ölüp gitmiş. Kadından geriye balık toplarken başına bağladığı kırmızı yazma ve sattığı balıklardan kazandığı 12 liraya kadar para kalmıştı. Bir insan hayatının ve verilen emeğin karşılığı sadece bu kadardı. Evlerine geri dönemediler. Zaten evlerinde pek bir şey de yoktu. Ölen annenin artık yaşamadığı o barakaya girmek cesaret istiyordu. Baba, kadınımın olmadığı evi ne yapayım ben? Al, senin olsun diyerek arkadaşına verdi. Bir köpekleri vardı. Onu aldılar sadece. Köpekle birlikte baba ve oğul yine yollara çıktılar. Bu sefer geri dönmeye hiç niyetleri yoktu. Yeterince uzaklaştıklarında geriye bakıp 8 yıl boyunca balık avladıkları Lateni bölgesine, eski evlerine baktılar. Babanın ağzından küfür gibi çıkan şu sözler döküldü. Benimle gelmek istemeseydin yola çıkmayacaktım. Keşke istemeseydin. Yolculuklarına devam ederlerken sonunda bir konağa denk geldiler. Yorgunluktan kırılmışlardı. Başlarını sokacak hiçbir yer yoktu. Barınacak yer istediler. Konağın hanımı Dudutsa yani Matmazel onların hayat hikayelerini dinledi ve acıdı. Madem balıkçısınız o zaman burada da çiftlik için balık tuzlamakla başlayın. Diğer hizmetçilerle birlikte kalırsınız dedi. Büyük bir şanstı bu. Ama buna rağmen Matake ile yalnız kaldıklarında baba tiksintiyle şunları mırıldandı. Anlaşıldı. Şu lanet balıklardan kurtulamayacağız herhalde. Göze kaçıp duran pullar, en ufak çizikte elinizi yakan tuz, küçük bir kılçıkla sizi zehirleyebilen o lanet olası balıklar, hem de bu zehirlemeler yüzünden daha birkaç hafta önce eşini kaybetmişti o adam. Hak vermemek elde değil. Artık konağın koğuşunda kalıyorlardı ama aslında orası da bayağı fakirdi. Bir ineği iki kişi sığıyordu lakin bir lokma ekmeği dört kişi bölüşüyordu.
Yine de kimse şikayetçi değildi. Çünkü evin hanımı ne var ne yok fakirlere dağıtıp gereğinden fazla işçiyi barındırıyordu. Onun da hikayesi kötüydü tabii. Gençliğinde babasının onu evlendirmek istediği kişiyi reddetmiş, aşık olduğu adamla kaçmış, bu esnada yakalanmış ve aşık olduğu adam babasının tuttuğu eşkıyalar tarafından gözü önünde öldürülmüş. Kadın mirastan mahrum bırakılmış ve o günden sonra da başka kimseyle olmayacağına yemin ederek kendisini rahibe hayatı yaşamaya adamış. En son amcasının ölmeden önce acıyarak ona bıraktığı bu konağı da evsizlere barınak olsun diye kullanmaya başlamış. Dudutsa her gün pencereden hayatının aşkının öldürüldüğü ovaya ve deve dikenlerine bakarak ağlayıp duruyordu. Yaşı da geçmişti zaten. Geleceğiyle alakalı hiçbir planı yoktu. Tek derdi elinden geldiği kadar insana ev sahipliği yapabilmekti. Bunun için de ona miras olarak bırakılan konağı kullanıyordu. O konak Matake içinde bir yuva oldu. Tabii ki kısa bir süreliğine. Kışı orada geçirdiler. Sonra Matake Mamaligan'a gitti. Babasını terk etti. Bununla alakalı da pek bir şey söylemedi. Sanırım adam da çocuk da kendi başına kalmak, özgür olmak istediler. Ya da babası da bir şekilde öldü ama hem Istrati hem de Matake bundan bahsetmeye gerek görmediler. Matake o dönemde Tek Diş isimli bir arkadaş edinmişti. Bir iki maceraya daha atıldılar ve Profira denilen bir bölgeye geçtiler. Hayatı böyle oradan oraya dolanmakla, evsiz evsiz yürümekle geçti. Sonunda arkadaşıyla birlikte Baragan'ı geçmeye ve yeni yerlere gitmeye heveslendiler. Bunu başardılar da ve bir tren istasyonuna vardılar. Hayatlarında ilk defa tren görmüşlerdi ve onlara göre tren sanki bir ejderha gibiydi. Gizlice arkasına takıldılar ve odun yüklü bir vagona saklandılar. Lehliu bölgesine kadar devam ettiler. Bir ara tren frencisi onları fark etti ama şikayet etmedi. ''Sizi ispiyonlamayacağım dedi. Çünkü ben de sizin gibi dünyayı görmek için çok küçük yaşlarda kaçmıştım. Bir eliniz yağda diğeri balda olmadığı da belli. Neticede köpek pastadan değil, değnekten kaçar.'' Frenci bunları söyledikten sonra yolun sonuna kadar çocuklarla sohbetine devam etti. Matake'nin yazgısı da işte tam o noktada oluşmaya başladı. Tek Diş dediği arkadaşının gerçek adının Yonel olduğunu ve hatta yıllar önce evi terk eden abisinin de o istasyonda karşılarına çıkacağını bilmiyordu. Şans işte, karşılaştılar, konuştular. Yonel'in abisi onları yanına aldı, Vlaşki iline götürdü. Arabacılık mesleğini öğretti. Uzun bir süre orada kaldılar. Matake ilk aşkıyla orada 15 yaşındayken tanıştı. Aşkı kendisinden yaşça büyük olan Tudoritsa isimli bir kızdı. Evin beyinin kızıydı. Her şey güzel gidiyor gibiydi ama o bölgede zamanla fakirliğin dibine vuracaktı. Özellikle birkaç toprak ağasının jandarmayı piyon gibi kullanması ve halkı baskı altında tutması küçük çaplı isyanlara ve hatta cinayetlere sebep olacaktı. O kadar kişi sırf soru soruyor, yemek istiyor diye dövülecekti. Askerler kafalarına göre millete dipçikle vuracak, işkence yapacaktı. Tam anlamıyla zorba bir yönetim hakimdi. Belediye halka ihtiyaçları ve hakları olan yiyeceği bile sağlamıyor, çok ağır vergiler koyuyordu. En sonunda halk kendini beğenmiş bir iki jandarmayı linç etti. Çünkü jandarma daha o gün döverek bir köylüyü öldürmüştü. Artık susmayacaklardı. Patlama noktasına gelmişlerdi. Örgütlendiklerinde jandarmaya karşı koyabilmiş olmaları onları gaza getirdi ve belediyeyi basmaya gittiler. Onlardan silah zoruyla alınan gıdaları onlar da silah zoruyla geri alacaklardı. İnsanlar açlıktan ölmenin eşiğine gelmişti ama belediye başkanı zenginlik içinde yüzüyordu. Hiçbir anayasal hak geçerli değildi. Seçimlerde bile hile vardı. Bir papazın oyu 50 köylünün oyuna denkti. Yönetim asla değişmiyor, güçlüler hep güçlü, güçsüzler ise hep güçsüz kalıyordu. Ve bu böyle gitmeyecekti. Artık intikam vaktiydi. Halk isyana kalkıştı. Belediyeye saldırdılar. Yanlarında gaz lambaları da getirip ortalığı yakmaya başladılar. Zaten yakında silahlı asker desteği de gelir, bütün halkı kurşuna dizerdi. Bu yüzden ne kadar mal varsa alıp kaçacaklardı. Yetiştiremediler tabii. Bu sefer hükümet bölgeye direkt bir imha ekibi yolladı. Top mermileriyle köyü basmaya geldiler.
O günlerde böyle isyan eden tek köy Mateke'nin köyü değildi. Dolayısıyla devlet buna alışıktı. Daha bir ay önce başka bir köyü neredeyse nüfusun yarısına kadar katletmişlerdi ve gazetelerde yalan haberler yayarak bir Yahudi köyünün yakıldığını yazmışlardı. Görünen o ki aynısı Mateke'nin köyünün de başına gelecekti. Herkes kaçmaya çalışıyordu. Bu esnada Mateke'nin aşık olduğu Tudoritsa isimli genç kız bir top mermisiyle can verdi. O manzarayı hayal etmesi bile zor. O köyden kaçabilenler, köyden çıkışlarına cehennemden çıkış dediler. Kaldı ki kaçabilenler de tek tüktü zaten. Mateke'nin aylardır yaşadığı konaktaki bütün tanıdıkları, bütün arkadaşları o gece öldürüldü veya kayboldu. Sadece tek diş dediği Yonel isimli arkadaşı ve o, kaçan bir at arabasının samanlarına saklanarak hayatta kalmayı başardılar. Arabayı süren kişi, tren garında onları alıp kurtaran kişiydi. Yonel'in abisiydi. Ama o da sırtından bir jandarma kurşunuyla vurulacak ve ölecekti. Bu olaylar gazetelerde "Üç Köyler Kıyımı" diye yer alacaktı. Baraga'nın Deve Dikenleri kitabı işte bu şekilde açlıktan ve sefaletten kırılan, din adamlarının, devlet büyüklerinin ve askerlerin baskılarından da bıkan insanların isyan etmesini ve isyan etmese bile bir takım köylerin de aynı bu şekilde yok edilmesini ele alıyor. 11 bin kişi gerçekte tarihte bu şekilde devlet eliyle öldürüldü ve bu 11 bin kişinin arta kalan aileleri, akrabaları da sefalet içinde yaşamaya devam etti. İşte İstrati bu gibi hikayeleri kitaplarında konu aldı. Gerçek hikayelerdi bunlar, yani kurgu değillerdi. Gerçekten de bunları veya bunlardan daha kötülerini yaşayan insanlar vardı. Peki kendisi yazarlığıyla alakalı ne gibi anlatımlarda bulunuyor? Biraz da kendi ağzından bunları dinlemeye çalışalım. 1924 yılında ilk kitabım çıktığı zaman 40 yaşımdaydım. Yazarlık mesleğine bu yaşta başlanmaz. Buna da yalnızca Romain Rolland'ın ayak diretmesi yüzünden razı olmuştum zaten. Ama yazmaya koyulur koyulmaz coşkun kişiliğim, rüzgarın bir tüyü uçurması benzeri yargı gücümü silip süpürdü. Akıl almaz büyüklükte bir dostun yazmamı hem de Fransızca yazmamı istediğini düşündükçe sevinçten çılgına dönüyor, mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Fransızca ama ne Fransızca. Daha önce de anlatmıştım. Jean-Jacques Rousseau'ları ve başka klasikleri sözlük yardımıyla tek başıma çöze çöze keşfettiğim, ezgisi başımı döndüren bir cıvıltıydı bu. La fille qui j'aimera sera comme mon frère. Yazar olmadan önce nice mahkumlar tanıdım. Ama bunların en korkuncunu da tanıyacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Yazmaya mahkum olmak. İşte en zoru buydu. İstrati 50 kiloya kadar düştü. Verem oldu. Gününün dörtte üçünü yatakta geçiriyordu. Sürekli yatıyordu, yorgundu, enerjisi yoktu. Şuradan şuraya tuvalete giderken bile devrilecek gibi oluyordu ama yazmaya da devam ediyordu. Durum kötü ama ölemem. Çünkü yapıtımın en değerli bölümü hala içimde. Böyle söylüyordu. Hatta o kadar iyimser bir şekilde yazmaya çalışıyordu ki şunları söylüyordu. Romanlarda iyilerin kazanmasına niye seviniyoruz? Niye sürekli iyilerin kazanacağını düşünüyoruz? Çünkü hepimiz aslında iyi insanlar olarak doğmuşuz. Durum kötü ama ölemem diyen Panayot İstrati bu satırları yazdıktan bir süre sonra 1935 yılında Romanya'da öldü. Ardında da yazdığı kitapları bıraktı. İstrati kitaplarında sadece açlığı ve sefaleti ele almadı veya sadece fakir edebiyatı yapmadı. Bir bakıma aslında sürekli mesajlar veriyordu. Örneğin sayfa 14'te koyunların otlamasını anlatıyormuş gibi görünür fakat burada insanlara göndermeler yapar. Örneğin şöyle bir pasaj vardır. Baraga'nın sırtında taşımaya katlanıp katlanacağı şeyler sadece deve dikenleridir. Bir de bu deve dikenlerine pek düşkün olan ve aç gözlülükle otlayan koyunlara göz yumar. Ama koyunlar otladıkça deve dikenleri daha da gelişir. Hep yuvarlak biçimde büyür ve büyük bir damacana boyutlarına kadar ulaşır. O zaman büyümesi durur. Hayvan da onu rahat bırakır artık. Çünkü müthiş derecede batar. Kendisini korumayı çok iyi bilir bu sütü bozuk hayvan. Dünyanın bütün aşağılık insanları gibi. Ne kadar yararsızsa kendini işte o kadar iyi korur. Gerçekten de öyle değil midir? Dünyada ne kadar faydasız, yararsız, kötü kalpli, işe yaramayan insan varsa
Veya sadece tek vasfı parası veya çevresi olan insanlar varsa, bunlar sürekli başa geçerler. Birilerini öldürseler bile kurtulurlar. Adalet onlar için işlemez ama nerede fakir var, fukara var, her şey onların üstüne yıkılır. En basiti, biraz güncel bir örnek ama birisi şehit oluyorsa bile o şehit mutlaka fakirlerin içinden çıkar. Hiçbir zenginin çocuğunun şehit olduğunu görmezsiniz veya hiçbir zenginin yasalar karşısında boyun eğdiğini görmezsiniz. Bir şekilde kurtulmayı bulurlar. Ve genellikle nerede kötü kalpli insan var, haksızlıkla yükselebileceği için bunlar güçlü ve rahat bir hayata ulaşırlar. Bunlar halkı sömürürler, insanları ezmeye çalışırlar, bu deve dikenlerini yiyen koyunlar gibi sürekli insanların üzerinden geçinirler. Ama bir süre sonra artık o deve dikenleri o kadar büyür, yuvarlak ve dikenli bir hale gelir ki, o kadar ayaklanır ki artık koyunlar onları yemektense kaçmayı tercih ederler. Tabii ki o güne kadar yenilenler yenildikleriyle kalırlar. Şimdi dikenleri insan olarak görmeye başlıyoruz artık. Burada tablo değişiyor. Bu deve dikenlerinin tek başına çıkanları vardır, kopan, ayrılanları vardır. Rüzgarda parçalananları vardır veya kuzular tarafından yenilebilenleri vardır. Ama bir yerde artık güçlü deve dikenleri çıkmaya başlayacak ve bunlar ne rüzgara ne koyunlara boyun eğmeyecek. Tabii ki bunlar biraz daha yalnız kalacaklar çünkü etraflarındaki güçsüz deve dikenleri yolunmuş olacak. Ama işte bazı insanlar vardır ki hayatlarında etrafındaki herkes yok olsa bile tek başına çıkıp dimdik durmayı başarabilirler. Zaten bunlar aslında isimlerini tarihe geçirirler, büyük liderler olurlar, atalar olurlar. Diğerleri kötüler, çıkarcılar veya hiçbir işe yaramayan sadece doğuştan bir takım haklarla dünyaya gelenler kaybolup giderler ya da isimlerini kötü bir şekilde hatırlatırlar. Baragan'ı evren olarak düşünün, dünya olarak düşünün ve burada kimileri koyun, kimileri ot, kimileri de güçlü bir deve dikeni olacak, kimileri de sadece rüzgar olacak. İstirati solup giden bir ot olabilirdi, rüzgarda kopan veya yenilen bir ot olabilirdi. Ama o güçlü durdu ve büyük bir deve dikeni haline geldi. Arkasında kitaplar bıraktı, farkındalık bıraktı. Bizim de farkındalık bırakmamız, bu hayatta bir amaç bulmamız, bir işe yaramamız lazım. İşe yarayabilmek için de işe yarayanlardan örnek almamız lazım. Bunun için de tarih, kitaplar, edebiyat çok önemli. Umarım bu video sizde biraz farkındalık yaratabilmiştir. Umarım İstrati ile alakalı diğer kitapları da okumaya sizi heveslendirebilmişimdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.